ya ölürse, ya kalbim durursa gibi ya olursa ile başlayan cümleler duyuyor içinden sürekli. Değerli arkadaşlar, burası Düsseldorf. Avrupa bayrağı, eski belediye binası. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız neden daha hızlı panik oluyorlar? Sonra kendilerini panik atak hastası zannediyorlar. Neden bu daha fazla Avrupa'da yaşayan vatandaşımızda oluyor? Değerli arkadaşlar, Avrupa'da yaşayan vatandaşımız Türkiye'de Almancı, Almanya'da da yabancı olarak görülüyor genellikle. Ondan dolayı daha fazla mobbing mağduru oluyor. İki tarafta da kendini iyi hissedemiyor bilinçaltı düzeyde. Bundan dolayı da vatandaşımızın takıntıları, iç sesi, evhamı, vesvesesi diğer vatandaşlarımıza göre, kendini güvende hisseden insana göre daha fazla. Burada yaşayan insanımızın ya olursa, ya ölürse, ya kalbim durursa gibi ya olursa ile başlayan cümleler duyuyor içinden sürekli. Buna çare olarak psikiyatristlere koşuyor. Psikiyatristler hap veriyor, ilaç veriyor. Bir şey değişmiyor. Psikologlara gidiyor fakat aynı dili kullanmıyorlar. Aynı kültürü bilmediğinden dolayı psikolog da ona yardımcı olamıyor. Sonra kitap okuyor. Kitap okuyarak bir şeylerin değişeceğini zannediyor ama onunla da değişmiyor. Dil kalıbı, düşünce kalıbı kitap okuyarak değişmiyor. YouTube videosu izleyerek çözmeye çalışıyor. Yine onunla da çözülmüyor. Peki ne yapması gerekiyor burada? Burada tek ilacı var bunun. Dil kalıbını, düşünce kalıbını değiştirdikten sonra iç sesini kontrol edebilir bir insan. Peki bunun için ne yapması gerekiyor? Kitap, YouTube videosu fayda etmediğinden dolayı kendini ancak ve ancak bir rehber eşliğinde, bir yaşam koçu eşliğinde, bizim mentorluk programları vasıtasıyla dil kalıbını ve düşünce kalıbını değiştirebiliyor. Ve biz binlerce insana bu şekilde yardımcı olduk. Siz de kendinizi bu Avrupa'da, koskoca Avrupa'da yalnız hissediyorsanız, Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı olarak hissediyorsanız, içinizdeki evham, vesvese çoğaldıysa, ya olursa diye başlayan cümleleri sık sık duyuyorsanız, o zaman hiç beklemeyin. Zamanınızı boşa harcamayın. Ömrünüzü tüketmeyin. Hemen bizimle iletişime girin. Bize başvuru gönderin. Aşağıdaki formu şimdi hemen doldurup başvuru gönderin. Biz size şu anda neredesiniz? Hedefiniz ne? Buraya nasıl gidersiniz? Adım adım anlatacağız. Hemen aşağıdaki linke tıklayın. Hoşça kalın efendim.